Yo yo yo. Ne yo lan ne yo. Evet kardeş. Bugün ne yapıyoruz? Omuz vlogumuzu yapıyoruz. Bugün yine başladık. Bugün buraya şuradan bir şeylerimi çıkaracağım. Ne yapacağız? Bugün kruvaza geçiyoruz kardeş. Ne yapıyoruz? Mazotu kısıyoruz biraz. Artık 3 ay bir dinleniyoruz. 6 aylık değişimimizin videosunu paylaşıyoruz. Ve dinleniyoruz artık. Yorulduk artık. Hak ettik artık. Nereden nereye geldik? Kimler kimlerle artık? Falan gibi. Ne yapacağız? Bugün, dün akşam bu videoyu çekeceğim ama dün akşam gene Kemalgil geldi ve gelirken karşı koyamayacağım itemlerle birlikte buradaydılar. Lahmacunlar, pideler, Antep fıstıkları. Allah'tan tatlı yoktu. Bu ve bunun gibi bir mum şey vardı. Bir haftadır görüşmüyorduk. Ben de tüketim toplumu olarak yerimi aldım. Ve olması gerekenler oldu. Sağlık olsun. Dün akşamdan çok fazla şey yediğim için bugün sadece supplementlerimle, takviyelerimle kardiyo yapacağım. Kardiyodan sonra saat 3 gibi Özgün'le birlikte buluşacağız. Ve bir omuz antrenmanı. Form çek derken bugünün vlogunu bu şekilde bitireceğiz. Öyle. Şimdi dur şunları şey yaparken şunu bir yere koyayım. Ondan sonra bir şekil bir şeyler anlatırım inşallah. Değil mi lan? Yo. Gidelim bakalım. Vlogger olarak. Evet. Odamıza geldik. Odamız. Evet arkadaşlar. Odamızdayız. Şu güvercinler gittiler sonunda. Yalnız lan çekemiyor mu kamera? Kamera çekemiyor herhalde. Şurası böyle kaldı kamera çekemediği için. Mantıklıdır, hak veriyorum. O da çok aydınlık. Evet. Böyle bir dursun. Şuradan şeyimizi açalım. Bilgisayarımızı açalım. Kasası. Ondan sonra şurası. Sonra şurası. Şurası. Döndürdük. Burası. Döndürdük. Burası. Döndürdük. Burası. Böyle. Ve tabii ki de kuşlarımız gittiği için kuşlarımızdan kurtulduk. Klima. Klimamız. Odamız klimalıdır. Mitsubishi Heavy. Yarar geçer. Güzel. Sıfır sesle kayıt yaparken sıfır sesle çalışan klimamızla online's mekanda online's. Arkadaş bizi de çek de bir şey benzesin. Allah. Neye bakacağız? Şunu da takak kardeş, gözümüz acımasın ya.
Neyse kardeş, ben şunlara bakayım. İçeride şeyde, kardiyoda görüşürüz. Kardiyoda biraz konuşuruz. Kontrol yaptık. Düzgün çalışma var. Kaydediyor ha değil mi? Kaydediyor. Burada ben interval ayarlıyorum. İnterval inanılmaz yağ yakar falan diyorlardı. Yıllarca hit kardiyo sistemi. Ama şimdi yürümeye döndü iş. 120-130 nabızda yürümede fazla vakit kaybetmeden. Her neyse durum böyle. Biz de ne yapıyoruz? Bildiğimizi yapıyoruz. Şu nabız ölçen bir alet almam lazım ya. Gidip nabız ölçmesi için sırf Apple saat alamam kardeşim. O kadar yani sadece nabız ölçüyor. Şöyle telefondan konuşuyorum falan diye. Mesaja şöyle bakıyorsun diye yani. Ona o kadar para veremem ya. Saçmalık kardeşim. Ne işe yarar oğlum? Saçma. Her neyse. Burada dedim biraz konuşayım. Artık ilacı kesiyoruz. Sadece kuruyoruz. Haftalık 150 miligram propionat yapacağım. 110 kilo adam. O da hani bir tık şey olsun diye. Kısa ister. Zaten yarılanma ömrü kısa. O yüzden birazcık da hem iyi hissettirsin diye 150 doğal dengeler arasında bir yerde bir tık yüksekte durur diye düşünüyorum. Ne yaparım? İnşallah 3 ay dinlenirim. Şu an 6 aydır vücudum kaldırabileceği ağırlığın 3 katını falan kaldırmaktan biraz yorulmuş durumda diye hissediyorum. Bir de dün ekstra kötüydüm çünkü uyutmayan havalar geldi. Bu sıcak havalarda sıkıntı. Yani uykusuzluk da zaten uyuyamazsan, vücut geliştirmede uyuyamazsan hiçbir şey yapamazsın. Ne dinlenebilirsin, ne kaslarını geliştirebilirsin, ne ayağa kalkabilirsin. Evin iki noktasında klima var. Yani yatak odasına da koyacak değiliz. Bilmiyorum. Ama koysaydık süper olurdu. Herhalde dehşet uyurduk. Neyse. Uyutmayan sıcaklarda bugün bir tek bir şekilde uyumayı başardık. Aç karna. Kardiyomuz. Bol su içmem lazım. Dün her şeyi yedim. Lahmacun, pide. O bu şu. Vücuttan gluten fışkırıyor. Çiğ köfte, mi köfte. Kemal her şeyi getirmiş lokantadan. Neyse ya. Zor. Bir şekilde düzelteceğiz. Ne yaptık bu süreçte şimdi bu 6 ayda? 6 aylık değişim sürecimizi ekleyeceğiz videolara zaten. Orada sizi tatmin edecek bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ha, ne yapabilirdim? Çok daha zayıflayabilirdim. Kendimi çok daha sıkarak. Ama yeterince sıktım. Bir de bir iş hayatım var. Yani hani iş, bu sadece tek işim spor, vücut geliştirme olsa hani o zaman daha odaklı olabilirim ama şimdi iş hayatında stres oluyor, bir şey oluyor, yeri geliyor yani. O açlık hissiyle işini gücünü yapamadığın zamanlar oluyor yani. O yüzden işte bir de zaten uzun zamandır sporu, vücut geliştirme anlamında geri kaldığım için hedefim de 110 kiloda bir vücut yaratmak yani. Sezondayken yani 10 sezonda ilaçlar mazotu açtığımızda 110 kilo bir vücut benim için yeterli. Daha fazlasını istemiyorum. Zaten 110 kilo da dediğim gibi anca artık hissettiriyor kendini yani bir ağırlığını hissettiriyor. Dizlerinde, belinde vesaire hissettiriyor yani 120 de daha konforsuz oluyor. Ve şöyle bir durum var, benim vücudum büyümeye çok meyilli yani. Ben pis bir boğaz olduğum için yerim yani. Hani günde 1 kilo tavuk göğüsü yemekten erinmem, ben yerim istesem yerim, çok rahat yerim. Yani ama gerek yok diyorum, 110 kilo benim için iyi bir hedef. Yıllar neyi gösterir tabi bilemeyiz. Şu an böyle böyle konuşuyoruz. Her neyse bu 110 kilo süreçte de direkt zayıflama moduna girseydim vücudum yani kas yapım zaten zayıf kalacağı için yani altında ne var ki define olalım o kadar mantığıyla olayı ben tamamen karbonhidratı çok düşük seviyelere çekmek yerine belli bir seviyede tutup hem kas inşası hem de
Yağ yakımı ortalama uzun süreye yayılmış bir plan uyguladım. Ve bayağı da bu süreçte kas kütlesi koyduğumu düşünüyorum zaten. Göreceksiniz. Normalde ben zirve zamanında bundan yani 4-5 sene önce yok lan daha fazla 6-7 senesi var belki aynen. Ha 7 senesi var 7 sene önce aynen net 7 sene var. Tabii doğru ben bu supplement içinde tam başlarken 7 sene önce başladığımda diyelim 6-7 orada 95 kiloda küre girdiğimde 95 kilodaydım. Onun resmini de koyacağım. Bu 6 aylık değişimi falan hikayemi anlatacağım yani. 95 kilodaydım. Şu an 110 kiloda yağ oranım %10 ile 15 arası. Yani bayağı iyi. Yani kütle koyduk. Ne kadar koymuşuzdur? Yani bir 6-7 kilo falan çok rahat kas kütlesi koyduğumu düşünüyorum yani. İlacı azalttığımda ya da bıraktığımda 110'dan 102 hani sadece 110 demeyeyim yani 102'lere falan düşerim. 6-7 yani minimum 5 kilo koydum yani 5 kilo kas kütlesi koydum. O da yani yağ yakarak da yani isteseydim full yeme odaklı yani kas inşası yönünü de takılsaydım daha da fazla inşa ederdim diye düşünüyorum. Bu dönemde ne yaptık? Belimizi sakatladık. Bir tık. O da iyileşmeye başladı. Bunun sebebi işte deadlift uzun zamandır yapmayıp bir anda ağır kilolarla girince orada bir hayırdır sen dedi. En azından geçti. MR çektirdik. Allah'a şükür fıtık mıtık bir şey falan filan yoktu. Bir de bir tık belimi zorlanması enjeksiyonların yaptığı ödem kalça. Kalçadaki kasların bazıları yani uzun bağlı birbirine bağlı. Burada ödem oluşunca ödem oluşan kaslar bele bağlandığı noktada belle gerginlik yarattığı için o noktaya yani bel ağrısı gibi hissettiriyorlar kendilerini. O da bayağı konfor düşürüyor. Çok farklı yerlerden böyle enjeksiyon da yapabilirim ama her seferinde net ödem oluşuyor. Kısa ester belki de vücut yapımdan kaynaklı. İlaçlarımız sterilliği konusunda asla bir şikayetim yok yani. Ama dediğim gibi oluyor yani şu anki süreçte. O yüzden geçip bir bisepse, trapeze ya da omuza enjeksiyon yaparsam daha da saçma ağrılar çekeceğimi düşündüğümden kalça üzerinde ilerledim. Bir de 6 ay olunca tabii biraz mental olarak yordu. Ama uzun ester ilaca geçebilmem için yağ oranımı düşürmem lazım. Bakalım bu 2-3 ay içerisinde yine yağ oranımı düşürmeye yönelik devam edeceğim zaten. O süreçte eğer 3 ay içerisinde güzel bir hani yere gelirse belki bir sonraki kürde uzun ester. O da bizi bayağı rahatlatabilir diye düşünüyorum yani. Öyle. Vallahi güzel. Hayat güzel. Sıkıntılarım yok. Dün bayağı bir ağrılarım vardı. O da uyuyamadım sıcaktan. 3 saat falan uyuyabildim. Kalktım ve gün sonuna kadar böyle tabii ağrılar mağrılar uyuyamadığım için ben uyanınca da tekrar uyuyamam. Öyle bir durumlar yani uyku çok önemli. Bir tık daha kendine gelmiş güzel bir şekilde uyandım. Benim kanalımda para kazanmalar açık değil uzun zamandır. İnsanlar işte sen para kazanmak için yapıyorsun bu işi falan diyorlar da yani yaklaşık 1,5-2 senedir YouTube'dan hiçbir gelir almıyorum. Çünkü bir türlü vakit bulup bu işleri halledemedim. Bir de yani ne kadar gelecek ki zaten. En sonunda YouTube bana her gün mail atıyor. Git şunu hallet, git şunu hallet. Para kazanmaya aktif et diyerekten. Gittim, hallettim. Şimdi bankada hesap açtıracağım falan. Onları halledeceğim. Ondan sonra da özgün alacağım. Antrenmana geçeceğiz. Bugün bir omuz antrenmanı yapacağız. Ondan sonraki videomuz 6 aylık değişim. O zaman şunu kapatayım. Spor salonunda görüşürüz. Bav bav bav. Gel içeri gir. Ama millet varsa dur bir bakayım bir önde. Gir bakayım içeri. Evet, kimse yok. Gel.
çekme başlasın. Gel. Sen kapat kapıyı. Gel gel. Gel şuraya gel. Yürüyeyim. Burada soyunma odası. Vitargo hazırladım bugün antrenmanda. 50 gram Vitargo var. 10 gram BCA var. Bugün omuz ke. Omuz sırta. Ana. Salondan biri çekiliş mi kazandı ana kanka? He. Kreatin çıktı bebeğe. Ve ben elinden telefonu aldım. Zorla ben şey yaptım. He. Gir lan dedim, yaz şuraya, bebeğe çıktı. Yalnız bilekliğim yok kardeş, ben bilekliği unutmuş muyum burada ya? Ya evde unuttum ya burada unuttum. Neyse. Ya kardeş her şeyimi unutuyorum ya. Her şeyimi unutuyorum ya. Her şeyimi. Bugün omuz yapacağız. İlacı da azaltacağız. Bak şura, bura benim efsanevi yerim. Şurası kardeş sadece. Burada böyle pıs pıs pıs. Dün akşam niye her şeyi yedirdiniz bana? Cevap ver, konuş kardeşim, konuş. Kanka ben yedirmedim vallahi. Ama dün akşam neler yedirildi bana yani? Yememen gereken birkaç bir şey yemiş olabilir. Birkaç bir şey mi? Allah Allah. Yani video çekeceğiz dediğimiz gün niye hep böyle oluyor yani? Evet. Ne yapacağız? Gel. Sorarım ya. Yine geldik. Vitargo. Dünyanın en hızlı kana karışan karbonhidratı. Antrenman sırasındaki enerji depolarını katabolik olmayı önlüyor. Vitargo kanka. Vitargo, Vitargo. Ha, Vitargo. He. Patentli bir madde. Karbonhidrat. Dünyanın en hızlı kana karışan karbonhidratı. Bir ısınalım şöyle. Var ya bayağı şey. Bugün yakıtın son raddesindeki son idman. Isınalım. Allah Allah. Kardeş. Alet değişikliği yapıyoruz Barcelona'da şu an. Uğur. Heh, o. Hem de video çekiyoruz. Görmüşsündür belki. Sıkör beni abi. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Çekinelim kanka. Gel hadi çekelim. İsmini biliyorum da ben. He doğrudur. Eyvallah. Video. Biz de video çekiyoruz. Spor şeyi yapıyoruz burada işte. Öyle. Telefondan he, o ondan alamayız ya. Tamam, tamam. He. Çekebilme imkanlar var bize. He. İkili birden. Sen şöyle gel. Heh. Gel. Ben şöyle yapayım. İyi oldu mu? Bakın. Bence güzel. Daha ne olsun ya. Kanka çok sağ ol. Görüşürüz. Şununla ısınalım.
Isınma setleri. Ha Osman'ı. Osman getirdim kreatini. Aldın mı? Her kardeşim. Nerede? Aldı mı? Ha göster göster. Osman'ın çekilişten kreatini. Hayırlı olsun. Ama onun yarısı benim bak. Ben sana zorla zorla yazdırmadım mı ben sana? Senin elinden ben alıp ben yazmadım mı? Neredeyse. Yarısı benim. Eyvallah. Of, 21 tane oldu. Oh. Beyin yanık. Güzel oldu. Ah. Dün var ya, sıcaktan hiç uyuyamadım. Ben de. 4 saat kanka. Her neyse. Bir de ağrılarım bayağı çoğaldı ya. Dün kendimi şey gibi hissettim. Acaba bozdum mu? Hani oram ağrıyor, buram ağrıyor. Hani hiçbir yerim dinlenmemiş çünkü, anladın mı? Uyumadığın için. He, böbreklerim mi bozuldu diyorum, karaciğerime bir şey mi oldu diyorum kendi kendime. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Allah Allah. Kanka uyuyamayınca ne olacak? Burada gelip kendine tecavüz ediyorsun. Ondan sonra geçip 4 saat uyuyamayınca vücut toparlanamıyor. Senin uyku çok önemli yani. Tabii uyku. Gelişim. Tabii her şey kanka. Diyorum ya, akşam su balonu olarak yatıyorsun, sabah define bir insan, terlemişsin, bütün suyu falan atıyorsun ya. Çok değişik bir şey ya. Bunu en net işte kürdeyken anlıyorum. Hani hormonlarım... Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Uyudum. Robocop gibiyim yani. İyisin değil mi şu an? Güzel, şöyle 1-2 saat daha güzel uyusam efsane olur. Dur şunları koyayım. Şimdi bunun son çalışma setini yapacağız. Oo. 35 derece. Of. Of. Şu belim var ya, belim. Belime bir masaj şart. Görüyor musun? Bak bugün şeyi göstereceğiz. Bayağı üstler, baksana, yağsızlaştı. Çizgiler geldi ama daha var ya. İşte dedim ya, bir kür daha lazım seneye. Of. Bir de cila yapalım, olmadı bu. Hoşuma gitmedi. Sabah hiçbir şey yemedim. Hiç daha mı iyi? Dün akşam yediklerim... Ha, bile... Akşam yedin gerçi. Yemedim. Kanka, 35 dakikada kardiyo yaptım. Ha. Saat 11'de kalktım. Şu an saat 3. Yan açışlara geçeceğiz. Şu an olduğun yer...
Ben bir de hareketleri hızlı yapıyorum. Yani nabzı yüksek tutuyorum. Şimdi benim daha yağ oranım yüksek olduğu için, ki bayağı da düştü. Bu videoda gözüküyordu. Nabzım yüksek tutarak ya ilk hedef vücuttaki yağ oranını düşürebildiğim kadar düşürebilmek. Ondan sonra full range of motion, daha slow, hareketin tepe noktalarında beklemeli. Ondan sonra daha yavaş şekilde negatif uygulayarak bir çalışma metoduna geçeceğim. Ama şu anda daha çok nabzı yüksek tutmaya yönelik, fazla beklemeden hareketlere giriyorum yani. Ki yine de size'ımızı, kütlemizi aldım, hem de komedi gibi düşük dozajlarla yani. Siz reklamsız izleyin diye kardeş. Bu arada çok önemli bir şey reklamsız olması ya. Vallahi kanka, insanlar için öyle. Adamlar yani 50 lira için inanılmaz şeyler yazıyorlar kanka. Değil mi? YouTube Premium. Ya inanamıyorum bak ha. Yani bir 50 lira, sen nasıl 50 lirayı küçümsersin falan bilmem ne, yani çok değişik şeyler yazılıyor yani. İnanamıyorum kardeş bazen. Git o zaman 50 lira kazan ya. Kazanamıyorsan da yani sıkıntı yani. 50 TL lan. 100 TL lan. Adam geliyor, senin paran var tabi, sen protein tozu alırsın da bilmem ne de. Lan zaten protein, atıyorum hardline protein tozu zaten 100 gram tavukla eşit fiyatta ya. Adam diyor ki lor peyniri varken diyor whey protein. Lan lor peynirini 50 gram ye, mide fesatı geçirirsin. Gezenekliğin üzerindeki en berbat tada sahip şey. Yani kendine niye bu işkenceyi yapıyorsun? Lor peynirinde ne olmuş ya, ben anlamadım. Çok mu protein var? Ha şimdi bize yağsız bir protein kaynağı lazım, tamam mı? Adamlarda para yok, para yok diye ağlıyor. Tamam ha, eyvallah, yoktur. Bunun en ucuzu lor peyniri. Yağsızı gezegen üzerinde yiyebileceğin en saçma şey yani. Yağsız lor peyniri. Bir de tabi. Kardeş, yani ondan sen her gün yarım kilo falan yediğini hayal edemiyorum mesela. Mümkün değil yani, nasıl yesin ondan ama insan. Ama abi yani böyle yani %90 gelen yorum bu. Yani akıl zeka tutulması yaşıyorum yani. Sen lor peyniri yedin mi, emin misin bunu yazarken yani, anladın mı abi? Ben mal mıyım yani? Yarım kilo mümkün değil kanka. Alman lazım. Tamam, lor peynirinden 100 gram yediysen, atıyorum 400 gram da tavuk yiyeceksen, ben de diyorum ki lanet olsun 100 gram lor peyniri ye, 300 gram tavuk ye, bir ölçekte protein tozu ye çıkar baba. Aynı fiyat zaten tavukla. Ya aklını yitirirsin sosyal medyada. Aklın yok ya sosyal medyada. Yok oldum. Ben yokum. Seni terledim ben. Gitti. Kankalar kolay gelsin. Boşalan glikojen depolarımızı. Burada mı çalışıyor kanka? Şimdi anlatıyorum. Şey yoktu, anlat. Bu omuzun yana açış hareketinde insanlar arka omuza vursun diye bu şekilde çalışmak gerektiğini sanıyor. Ama tam tersi, bu şekilde çalışmak daha çok ön omuza vuruyor. Bak ön omuzu gerdiriyor, görüyor musun Özgün? Arkadan çekmek daha çok öne vuruyor. Önden aldığında da arkayı gerdiriyor daha çok. Kırıldı. Tam ters ilişim var yani. Arkadan yapıyorsan önden yapıyorsan arka mı? Gibi. Çünkü çekiyor yani. Buraya gerdiriyor zaten. Hani önden arkayı çekiyor. Aslında basit ama işte mantığını bilmek lazım. Şöyle. Bunu böyle yattın. Bunu böyle yattığın için şöyle ne yapıyorsun bak, omuzun açılış şeyini arttırıyorsun. Açısını. Anladın? Aletten bu.
Şu an çektiğimiz videolardaki en size'lı halim galiba değil mi? En? Size'lı. Aynen öyle. Çünkü dün akşam yediklerim dedin sana. Bayağı iyi durumda. Zirve zaten burada bırakacağız. Bu şekilde yana doğru yattığınızda omuzun açılma aralığını fazlalaştırıyorsun. Daha iyi vuruyor omuza. Orhan mafyası mı? Ne mafyası efendim? Özgür. Ben Orhan mafyası mı? Sen. Adam, çocuk demiş ya. Abi demiş sen demiş eskiden çok korkutucu bir insandın. Sana ne oldu melek gibi olmuşsun demiş. Sence öyle mi? Vallahi kanka adam şimdi rap konserlerinden falan filan hatırlıyorsa sadece. Bir işte muhabbeti yoksa normal yani. Zaten öyle bir insandın yani sen. Yalana bak. Biliyorsun tabii yani. Ya bir de aynı zamanda. Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Aynı zamanda da ne iş yaptığını da biliyorlar. Yani nasıl buralara geldiğini de biliyoruz. O yüzden hiç bence şey yapma yani. Ne? Karıştırma oraları. Ben demedim, o dedi. Ne, nasıl geldik? Eroin satarak. Eroin satarak. Eroin mi der? Tabii tabii. At narkozu. Ben vallahi Kur'an çarpsın ben bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Görsen tanımam yani. Kur'an çarpsın bilmiyorum. Ben de tanımam oğlum nereden gidiyor. Hiç harbiden hiç yani. Ben mesela yıllardır trapez çalışmıyorum. Buralara. Böyle dolaylı yollardan vurursa. Trapez nasıl çalışmıyorsun oğlum sen? Hayvan gibi buralar. He işte genetik. Genetik. Çalışsam ben çirkin durur diye çalışmıyorum. Ha. Çalışsam çok daha büyük olurdu. Yani ya, son 5 senedir hiç şırak alıp yapmadım. Şöyle trapeze esas geliştiren şu, şunu alıp yapmadım ya. Ama mevzu bu. Ha. Benim de göğsüm saçma sapan. Her yerim düzgün olan adamlar var. Mesela işte Nihat Kaya diye bir çocuk var kanka. Nihat Kaya diye. Tamam o işte baktığınız. 21-22 yaşında. Hani heykeller oluyor ya. Hani adam yıllarca oturuyor başında böyle böyle tıt tıt. Evet adam öyle gerçekten ya. Ondan daha iyi yani. Harbiden adam kusursuz hayatın ondan yani. Ondan daha iyi yani. Ama. Bir de kısa sürede yapmış ya. Tabii tabii. O çok büyük etkileyici ya. Tabii ya. İşte bu iş için yaratılmış yani. Ama. Yani. Ama geçmişi yapmışlığı yani bunu derken adam şimdi adam da diyor ya. Hani bunu söylerken diyor hani sanki diyor sırf bu sebepten dolayı oluyor diye değil. Bebe zaten hep sporla ilgiliymiş falan yani. Ya tabii emek canım. De var. Çalışmayı da biliyor. Bilgili. Yani hepsi bir bütün abi. Tabii ki kanka sporla bilmezsen bir şey olmaz yapamazsın. Genetiğin süper olsa da fark etmez. Aynen öyle. Gene dizlerimizi kırıyoruz. Belimize artmamak için. Bu ısınma seti. Ne yapıyorum? Biz de aynı. Devam çalışmaya. Omuz ilacı bırakacağım. Yani azaltacağım. Ne zaman? Kuruyuz. Bugün son. Neden? Şey mi? 6 ay oldu ya. Nasıl? Kruize geçiyorum işte. Güzel. Onu da alırsın abi. Bazen böyle oldu. Ama çok güzel. Değil mi? Aynen oldu oldu. Güzel güzel. Bugün bir ayrı oldu yani. Son demleri. Aynen. Kaç 3 ay gidin peki? 3 ay dinlenirim. Sonra bir de. Aynen. Hayırlı, hayırlı, hayırlısı abi. Eyvallah. Bir sonrakinde daha fena patlarsın. Ve, tabii tabii. Daha durmak yok. Kankalarımla 2 yıldır spor salonunda vesaire yapıyoruz. Adam ortaokuldan beri bizi dinliyormuş. Ya
Bir de bu kür muhabbetinde 3 litre, 4 litre su falan yetmiyor. Minimum 6 litre falan içeceksin yani. Oha, abi. 6 litre ne oğlum? Kanka, şimdi bütün vitaminleri alıyorsun. İlaçlar falan filan derken vücut çalışıyor. Yani vitaminler de tabii idrar rengini şey yapıyor da. Ya idrarının ne sarı ne bembeyaz olması lazım. Düzgün bir alkali seviyesinde olması lazım. 4 litre de 5 litre de oraya gelemiyorum. Net 6 litre falan olması lazım yani. En az. Yani kesin 6 içmen lazım. 6'yı gün içerisine bölüp anca öyle içersin kanka işte. Öyle zaten. Mesela insanlar supplementler diyor ya. İşte supplementlerin ayağına içip duruyorsun bunlar işte suyu. Ha olmasa da içersin de. Yani. Oğlum baksana bende şöyle bir şey oldu lan. Buramda. Ne oldu seyircim? Saç kıran maç kıran mı diyorlar böyle. Hani burasında sakal çıkmıyor mu? Öyle bir şey oldu ama. Bakalım. Ne oldu anlamadım. Rahatsız edici değil de büyür mü ki acaba saçma sapan? Şeye sorsaydın Onur abiydi. Onda bir şey vardır belki. Maal çok da sikim be. Zaten öleceğiz. Bakalım şimdi şey nasıl çıkacak? 6 ay. Bir de her şeyi kullandık, her şeyin içinden geçtik ya. Acaba kan değerleri nasıl çıkacak? Bunu şey yaptıktan sonra normalde hemen 2-3 güne vermem lazım da. Ben T3 falan hormonu da kullandığım için onun tekrardan doğal üretimine geçmesi için bir 10 gün beklemek istiyorum. 10 gün sonra ona falan da bakacağım. 10 gün sonra ak göt kara göt belli olacak. Kan değerlerine bir bakman lazım diyorsun. Tabii tabii mecbur. Şu ana kadar hiçbir şey yoktu. Çok iyiydi her şey. Bakalım şimdi ne olacak? Yorduk mu yoksa okey mi? Kullandım. Sen nasıl hissediyorsun? Valla kanka dün kötü hissediyordum. Dün biraz tırsıttı beni ama uyuyamadığımı son gece yatarken hatırladım ama ben uyuyamadım ki dedim yani. Bir gün mü böyle bir şey oldu sadece? Yani son şu 6. ayın son 10 günü biraz 15 günü yordu biraz. Yorgun. 10-15 günü. Ama sadece bundan değil işte bir tır kamyon e-ticaret kolisi taşıdık onu indirdik bunu indirdik. Normal hayat şeyleri de var. Aynen tabii. Böyle değişik şeyler oldu yani. Hani yorucu şeyler yaşandı ama vücut artık 3 ayda kaldırabileceği ağırlığın 3 katını kaldırmaktan yoruldu yani ben hissediyorum yani. Yani yorulmuş olmakta sorun yok. Çok normal de. Kanka işte bazen gerçekten bazı noktada 2-3 gün dinlenmen gerekiyor belki de. Hiç çok uzak kalıp yani. Bu şeyi yapacağız Üzgün. O cheat'i yapacağız kardeş. Neyi? Aspava cheat. Onu yapacağız. Of. Dün ne yaptı Kemal ya? Dün bu dürüm benim. Bunu ellemeyin. Bunları yiyebilirsiniz. Dürüme ne yaptı kanka? Gördün değil mi işi? Kardeş, bak istem dışı lahmacun var tamam mı? Bu zaten yüzeyi unlu munlu bir şey. Ya bunu şöyle tuttuğunda bu duruyor. Şey düşmüyor tamam mı? Düşmüyor. Adam böyle tutuyor kanka amına koyayım ya. Ya böyle bir şeyi niye tutarsın kardeş ya? Ya lahmacun kaçıyor mu arkadaşım yani? Beş parmağınla tutup niye sıkıyorsun? Harbiden ya. Harbiden. Allah Allah. Şu iki tane parmağınla arasına lahmacun alıp ısırabilirsin ya. Elinde kirlenmez abi. İlginç kanka. Ogre ya, tam bir ogre. Arka omuz çalışacağım. Sen takıl orada. Normalde önden de sıkıştırdım da. Arka omuz çalışacağım. Tutup böyle. Hep sen mi çekiyorsun? Karşılıklı çekiliyoruz şu an. Biriyle tutarken diğeriyle oh.
Çok gıcık bir hareket gibi duruyor ya. Oo. Arka omuz küçük bir kas grubu olduğu için ilk spora başladığımda 2,5 kilolarla dahi felç eder yani. Dumbbell'da. Burada şimdi ağırlık alet olduğu için ellerim. Kardeş bunu alacağım, soyacağım. Yiyeceğim. Yediğimi çektin mi? Yedim. Sen protein. Kendini yiyor artık. Seviyor da. Spor salonunda açılınca falan kendini yiyorsun yani. Baktın anlık bir protein ihtiyacı var. Hemen elinden bir parça yiyip. Bir saniye. Protein proteindir ya. Seviyor da artık. Bu da kasıklarımın hepsi mi artıyor var ya. Of. Ben direkt masaja gitmem lazım. Bitmişim be. Of. Protein kaynakları. Protein bar. Protein hen. Beyin gitti asla seyahat. Burada yokum ben. Aslında ben değilim. Ne düşünüyorsun acaba? Bir şey düşünemiyorum ki. Boşluk. Ha, düşündüm. Kemal'le yeni video çekmemiz lazım. Kemal'le bile. Tabii. Sahte protein tozu üretimi canlandırması yapmamız lazım. Canlandırması yani. Sahte protein tozuyla spor yapan adam. Kemal çekelim. Anladın mı hani? Sonuçlar. Yapalım kanka Kemal'i. Mağdur yapalım. Böyle anlatsın. 6 aydır spor yapıyorum. Protein tozu kullanıyorum diye. Karın kaslarım var. Göstersin böyle. Bana dediler ki her protein tozu içtiğinde yanında 2 kilo da baklava yiyeceksin. Ben ne bileyim kardeşim falan abi. Ama karın kaslarım var. Onu sorun. Altta. Tamam. Geçen Nurdu şey diyor ya. Kardeş diyor her şeyi bırakacaksın diyor. He. Ondan sonra diyor spor yapacaksın diyor. Sağlıklı besleneceğim, he, spor yapacağım. Yani. Tabii. Anlık gelen ya, her gün yeni bir radikal kararla yani, anladın mı? İşte ertesi günde arabamı evimi satıp Bitcoin'e basacağım falan diye bir plan, anladın mı? Şimdi bir kapanış konuşması evet. Yap. Evet. Son idmanımızı attık. Teşekkür ediyoruz bizi izleyen arkadaşlarımıza. Oh. Aynada bu. Beynim yandı abi, görüşürüz. Gel. Oh. Evet, salonun ortasında da soyunduğumuza göre. Kapıyı kapatayım. Şimdi 6 aylık değişimimizi göstereceğiz. Videoda bu
Bunun son idmanının şeyiydi. Burası her zaman spor yapmamız mekanımız. Evet kardeş. Hoş geldiniz. Mağazadayız. Mal gelmiş. Gördüğünüz üzere. Mağazamızda çalışmaya devam edeceğiz. Buradan. Oh, merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz. Şöyle şunu çekiyordum. Durdurayım. Merhaba. Şöyle çekim yapıyordum. Evet. Lan ne de çok işim var derken, yani hardline mal sayımını yapacakken ne olabilir dedim. Ne daha kötü ne olabilir? Bir de PowerTech ürünler geldi. Tek başıma buradaki sayım maceram. Devam ki. Kahvem de soğudu. Kerimem Möliş. Ben de o zaman kendime bir protein bar açarım. Hangisini açsam kardeş? Grenade mi açsam? Big Joy mi açsam? Muscle Station mi açsam? Anca yiyorsun, geliyorsun, geliyorsun, yatıyorsun. Anca yiyorsun, bir de kedi diyeceksin. Burada geçer sayma yardım. Yiyorsun, yiyorsun tavukları. Öğünleri bitiriyor. Buraya geçiyor, yatıyor, uzanıyor. O zaman baba da gider. Grenade protein bar açar kardeşim. Hardline artık protein bar yap. Artık bir protein bar yap da yiyelim yani. Grenade açarız kardeşim. Evet. Grenade protein barlar şu anda indirimde. 159 liraydı. 109 liraya düştü tanesi. 1800 lira kutulu haliydi. 1300 liraya düştü. Bak bu gezegen üzerindeki en tatlı protein bar ya. Bu protein bar değil. Bu mucize. O marketteki şekerli züber müber falan hikaye. 2 gram şeker var, geriye kalan polioldan hem de bir ölçek protein tozu içmiş oluyorsun. Bir tane de kahveden içiyorsun. Sonra mallara bakıyorsun. Vay akü diyorsun. Neyse diyorsun. Tadını çıkararak yiyorsun. Hayvanlık yapmıyorsun. Öyle. Evet. Taşımak değil ya sorun. Sayımını yapacağım işte. Yo yo sen kendi işine bak. Haberleşir. Hadi ben işime dönüyorum. Bir yandan da trend yoldan vesaireden gelecek sorulara bakıyorsun. Bakıyoruz. Neyse. Ben şey yapıyordum. Ne yapıyordum? Gelmiyordum. Eskiden hiç mağazaya gelmiyordum. 5 aydır geliyorum. Hem böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Burada olduğumu sizlere yardımcı olup böyle ürün satışında vesaire yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Sizler de benim burada olduğumu bilince daha da bir şekle geliyorsunuz. Falan filan. Nerede la kağıdını nereye koydum? Anasını satayım. Nereye gitti ya? Sayım kağıdını nereye koydum? Vay ben öyle. Allah'tan klimamız var. Mağazamız klimalıdır arkadaşlar. Anca yat. Evet. Başlayalım. Kağıt, kalem. Çakal, 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 çakal. At ağızlı, kurbağa bacaklı. Seni gidi topal. Seni hain topal. Oh, masaj. Saç. Beni alfa mı belledin sen? He? Ana babamı belledin beni? Her tarafından diken miken çıkıyor. Gidiyorsun ne yapıyorsun? Karları tavlayacağım diye. Ama neyse. Ya bu kedi medi. Hiç olacak iş değil mağazada da. Acıdığımızdan yazıktır ya hayvan arkadaşlar. Şey yapsın. Biz zaten tertemiz tutmaya çalışıyoruz mağazayı da. Yazık işte hayvan bu almışlar sokağa. Atmışlar anasını satayım. Bakıp alıştırmışlar kendilerini. Ne yapsın şimdi hayvan? Takılıyor. Hem insan sevgisi arıyor. Niye? Küçükken öyle alışmış yani. Sokak kedisi için önemsiz bir şey ama adam öyle gördüğü için. Geliyor bunun derdi yemek de değil. Kendini sevdirmek için geliyor bu. Beni sevin Allah sevin. Başka bir şey yok. Lov batarya. Lan neredeki? Bıçak bıçak yok mu kardeş? Mal alım bıçağı. Bir de mal sayım kalemi nerede kardeş? Şuralarda. Bir de elime atınca her şeyi bir bulsam güzelce. Evet. Sonunda dönebildik. Bakalım neymiş kardeş? La bu açık gibi zaten. Kardeş bu ne? 3, 6, 12 tane limon. Zor. Bunun bir ağzını kapatalım. Of. İyi mi vlog kardeşler? İyi mi anasını satayım? Oradan izlemesi güzel. Oradan izlemesi güzel bence de. Çince gibi yazdım. Baba. Bu nasıl bir şey kardeş ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Birazcık da şeyden bahsedelim. Ama onu satayım. Bu nasıl bir kargo ya? Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Şey yapmışlar bunu. Tribulus. Bir mal daha var. Ben size onu göstereyim. Bak ne geldi. Bunlar dehşet pahalı olduğu için fazla almadım. Bir de şimdi bu ürünler TR piyasasında yeni olacaklar. Yani reylerden pahalı. Uzun zaman sonra TR piyasasına yeni gelecek. Neymiş bakalım bilin.
Zıbam. Böyle reklam yok. Hoba. Animal. Yaklaş. Gör baba. Animal markasının arkadaşlar pre-workout'u. Ben hiç hatırlamıyorum ha bunun geldiğini. Animal Cuts vardı, Pack vardı vesaire ama pre-workout'un hiç geldiğini hatırlamıyorum. Bak. Amerika'dan birebir ithalat. Zülin. Emblica meyvesi. Meyvesi. Neymiş kardeş ola? Betalanin, betain, letirozin, taurin, kafein, kolin, yeşil çay, noto ginseng kökü, çin geveni kökü, gül petal, guarana tohumu, kahve çiğ tohumu, perziya toprak üstü. Hüperziya. Bunu araştırmam lazım. Hüperziya. Hop. Diğeri de o Animal Creatine %100 pür monohidrat. Arkadaşlar bunlar kol gibidir ama Animal markası dünyadaki en güvenilir supplement markasıdır. Wider'dan falan bence daha iyidir. Ve yani gördüğünüz üzere toklara girdi. 3000 liradan aşağı değildir. Bakın şimdi kutudan açılışını gördünüz. Gördünüz mü? Bak burada firma tarafından yapıştırılmış bandroller, etiketler var. Bunları satıcılar yapıştırmıyor. Bakın bak burasını mesela kaldırırım. Bunu yapmasının sebebi bak Anima demiş. L'yi kapatmış. Niye? Ben sana bunu açıklıyorum. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki bu animal ne demek? Hayvan. Diyor ki sen tüketiciyi diyor hayvan, ayı, ondan sonra ne bileyim işte canavar, işte el bombası ya da işte ne bileyim aklınıza ne geliyor. Böyle diyor onu diyor böyle manipüle edecek şeyler yapamazsın. Olamaz ürün etiketi. Ya da işte testo bilmem ne. Olamaz ürün etiketin. Çünkü diyor sen tüketiciyi manipüle etmiş oluyorsun. İyi de kardeşim bu ne kadar saçma bir ya işte ithal edilen ürünler böyle üzerinde 1000 etiket falan filan. Ondan sonra satıcı diyor ki bu orijinal mi değil mi? Bunu niye yapıştırdın? Niye böyle bir şey var? Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki bu animal'ın L'sini kapat. Bazı bunları kim söylüyor? O günkü memurun inisiyatifine bağlı. O günkü memurun birisi der ki ya neyse hadi götür şunları der gidersin. Ya da bazısı gelir ki şurayı kapat burayı böyle yap burayı şöyle yap diyebilir. Mevzular bu şekilde yani. Bunlar da burada stoklarda şu denenmesi lazım da 3 lira kardeşim 3 liradan aşağı değil bu. Yani tamam çok süperdir pre-workout olarak ama pahalı kanka. Bilmiyorum şurada dur sen. Sen bir şurada dur. Çok pahalı. Tipe bak ya. Bakın size ne göstereceğim. Yürü baba. Bak. Tipe bak ya. Lan uyandın mı lan? Salak. Uyu. At ağızlı. Öyle işte. Öyle. Biz çalışıyoruz o yatıyor. Hayat böyle. Küstüm ne? Ya, bir tane daha ısırayım kardeş. Neyse, buradan size daha iş çıkmaz. Ben şuraya göstereyim. Kapatayım. Gördüğünüz üzere arkadaşım, çok işim var. Fazla işim var. Fazla işim olduğu için sıkıntı. Şuraları sana göstereyim, sen de gör. Bunların hepsi sayılacak. Sisteme girilecek. Böyle. Mağazada böyle arkadaşlar. Yok. Her şey mevcut. Geleceksin, alacaksın, gideceksin. Bam. Şu kediyi de alın kardeş diyeceğim de. Almayın. Bu salağa bakıyoruz biz. Bu zaten sokak kedisi. Sokağa alışkın. Geliyor bazen insanlar diyor ki bunu diyor niye evine götürmüyorsun? Nasıl yani? Adam zaten her yer evi yani. Her yer. Adam yolunu bulmuş. Burada geliyor tavuğunu yiyor. Takılıyor. Ha orada yatıyor, burada yatıyor. İşi biliyor bu adam. Bu adamı eve tıkıp ne yapacaksın yani? Kopat millet ya. Neyse. Hadi öpüyorum. Belki akşam şey yaparım. Belki vlogu burada bitiririm. Bow.